Evet sevgili izleyiciler, bir sevgiden huzura programında yine beraberiz. Size telefon numaralarını iletmek istiyorum. 757 32 32 ve 0392 444 02 32 numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bruno Gröning ile ilgili bilgiler almak isterseniz www.bruno-gröning.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Evet İbrahim. Bugünkü konumuz Bruno Gröning öğretisiyle teslimiyet, kabullenmek olacak. Teslimiyet aşamasındaki korunmamız Einstein'dir ve genel anlamda hep Einstein'dir. Einstein'i niçin sıklıkla yaparık? Einstein bizi gündelik hayatımızda ileriye yönelik nasıl korur? Bu korunmaların faydası nelerdir? Neden sürekli Einstein yapıp kendimizi koruma altına alıyoruz? Neden sürekli teslimiyette olmak durumundayız? Neden sürekli evrenden akan enerjiyi kabul etmek durumundayız? Bunlar hakkında konuşalım hocam. Hı hı. Evet, Bruno Gröning öğretisinden bahsediyoruz devamlı. Fakat size daha detaylı bilgiler vermek adına bugün Einstein'den bahsetmek isteriz ki bütün öğretinin özü zaten biliyoruz ki Einstein'dir. Einstein dediğimizde aslında belki size yabancı bir kelime olarak gelir. Ama Einstein'in esas Türkçe anlamı istek, dilek oluşturup yaratım yapmak demektir. Einstein Almanca bir kelimedir ama yaratım kelimesiyle birlikte yani bir anlam kazanır. Ki bizim içinde Einstein yapmak, sabah ve akşam ilahi enerjiyle bağlantı kurmak ve o ilahi enerjiden tamamen kendi içimizi doldurarak önce bedenimizi bir şarj etmek, enerjiyle doldurmak ve ondan sonra da dileklerimizi, isteklerimizi oluşturarak ilahiye sunmak demektir. Ki bunu sabah akşam yaptığımızda gerçekten sürekli bir dinçlik, rahatlık, huzur, sevgi içinde olduğumuzu fark ederiz. Bütün işlerimizin çok rahat yürüdüğünü fark ederiz. Ve bunun yanında da bütün dileklerimizin oluştuğunu zaman içinde zaten gözlemleriz. Ha, belki ilk anda alışkın olmayanlar veyahut da gerçekten o sisteme uyum sağlayıp bağlantıya giremeyenler belki hani olmuyor gibi bir düşünceye kapılabilirler. Fakat inanın ki siz fark etmeseniz de İçinizden mutlaka değişime uğrayan birçok duygunuz, korkunuz, endişeniz, kabullenemedikleriniz veya affedemedikleriniz yumuşuyor ve zaman içinde tamamen bitiyor. Onun için de İbrahim'in bahsettiği gibi de teslimiyet Einstein ile beraber geliyor hayatımıza. Çünkü fark ediyoruz ki her şey ilahiden geçer ve her şeyin kökeni veyahut da verileri İlahiden gelir. Ki Bruno bu söze karşılık da şunu der. Onun için bu Einstein'lerin diğer öğretiler tekniklerden farkı bütüne etmektir. Evet. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir duayı, bir isteği bütüne ederseniz, yalnızca kendinize değil bütüne ederseniz size kat ve kat fazla döner. Evet kendiniz için bir dua, bir istek edersiniz. Bir iki kat fazla döner size. Ama bütüne ettiğinizde 5-10 kat daha fazla sizin yaşamınız özgürleşir, İstekleriniz, dilekleriniz daha çok kabul olur. Çünkü Einstein de duayı yaratmaktır aslında, duayı oluşturmaktır. Yani bütüne ettiğiniz dualar ki inanın o siz şifalanırken birçok insan şifalanır. Mesela bir korku üzerine o korkudan kurtulmak için bir Einstein'e dua edersiniz, dua yaratırsınız, isteklerinizi oluşturursunuz. Bunun bütüne yayarsınız. Nasıl o enerji evrene yayılır ve gerçekten o korku üzerine şifalanmaya açık olan insanlar da o anda onların bile bilinmeden o korkuları şifalanır. Ama bunu hazır olanların gerçekleştirilir. O enerjiyi, o şifalanmaya eğer bir kişi hazırsa onun haberi bile olmadan o gerçekleşir. Evet. Ve çünkü aynı o zamanda yayılır. Güzel tarafı da Einstein yaparak hiç kimsenin karmasına müdahale etmiş olmayız. Çünkü bu öyle bir şeydir ki ilahiden istenen ve bütünün hizmetine sunulan bütünün hayrına olabilecek şifalardır isteklerimiz. Onun biraz üstüne duralım hocam o karmanın. Çünkü burada gerçekten çok dikkat edilmesi bir konu vardır. Karma temizleme işlemini eğer yapacaksanız
bilinçli kişiler yapacak ve kendinin onayından kendi yapacak. Başkasının karmasına girmeye kalkmayın. Başkasının karmasını temizlemeye kalkmayın. Farklı enerjilere girersiniz. Zaten izinsiz o kesinlikle zaten olmaz. Zaten farklı enerjiye girer, evet. Orada izin alsa bile nereden bilecek neyin ne olduğunu. Orada büyük bir yanılgıyla oynatılırsınız enerjisi olarak ve bütün negatifleri siz alırsınız. Yani gerçekten onun için bu işleri gerçekten bilinçli bir insanların kontrollü bir şekilde yapması gerekir. Öyle hop hop birkaç bir şey almakla ben bunu yapıyorum demeyle olmaz değil, bu işler. Değil. Yani bu tamamıyla öyle bir şeydir ki insanın bütün bilinçaltı kayıtlarının hatta bir önceki yaşamlarından getirdiği bütün kayıtlarının temizlenmesi demektir. Karmaların temizlenmesi ki bunu gerçekten öyle hani üstün körü bir şeylerden temizleyemeyiz veya yapamayız, bitiremeyiz. Bitirirken gerçekten ilahi korunma altında olmamız gerekir. Buna çok dikkat etmemiz lüzum. Fakat işte Bruno Gröning öğretisinde bu yoktur. Yani Einstein'le yapabilirsiniz, bütün için isteyebilirsiniz. Kendi çocuğunuza isterken bütün çocuklara isteyebilirsiniz. Kendi bedeninizde oluşan bir düzensizliğe isterken bütündeki bütün cümle alemin aynı şekilde, aynı oluşumdan karşılaşan insanların da temizlenmesini istersiniz. Ve bu şekilde zaten bütüne hizmet etmiş oluruz. İşte o ilahi enerjiyi alırız ya kendimize her sabah, her akşam. İşte o ilahi enerjiyi aldığımız müddetçe biz bir şey güvenli bir şekilde adım atabiliriz, evet. İlerleyebiliriz. Yoksa ilahi enerji almadan ben kendimi geliştirdim, hadi adım atayım. Bir iki enerji alanına öyle bir tıkan ki kendini bile şifalayamam bu şekilde. Zaten bizim farkındaysan Einstein'in de istediğimiz ilahi korunmadır. İlahi yönlendirmedir, ilahi düzen. İlahi düzendir, bütünsel şifadır, bütünsel bolluk berekettir trafikte korunmadır. Yani bu 5-6 maddeyi saydığınızda zaten bütün yaşam şeklinizi tamamıyla korunma ve ilahi yönden gözetilme, korunma, yönlendirilme ve bütünsel şifa için almış olursunuz ki bunu siz kendinize yaparken, yakınlarınıza yaparken, çocuklarınıza, eşinize veya ailenize yaparken bütün cümle aleme de yapabiliriz. Bir cümledir fark edecek olan. Veyahut da bütün doğaya yapabiliriz. Bütün hayvanlara yapabiliriz. Yani dolayısıyla bütünü de arındırmış, temizlendirmiş oluruz ki bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Biz bir dua ile kazanacağımız mükafatın binlerce kat üstünde mükafat almış oluruz. Neden? Çünkü kendimizin dışında bütünü de düşündüğümüz ve bütüne de bu dua şeklinde hizmette bulunduğumuz içindir. İşte burada da bir dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Karşılık beklemeden yapacaksınız. Tabii ki koşulsuz. Koşulsuz sevgiyle yapacaksınız. Giden en koşulsuz sevgiyle yaptığınız an gani gani gelecek. 5-10 kat daha fazlası verecek. O 15-10 kat olur, 15-20 kat. Ama karşılık beklemeyin. Ha, karşılıklı olarak yapacaksanız yapmanızın bir manası yoktur. Zaten karşılık isteyen, karşılık bekleyen insanın yaptığı dua kendine bile faydası yoktur. Çünkü gerçekten öyle. Çünkü bu bizim kendimizin ürettiği bir şey değil ki. İlahiden alıyoruz. Yine ilahinin hayrına, daha doğrusu bütünün hayrına olacak şekilde kullanıyoruz. Ve kendimizin dolayısıyla. Onun için yani biz ne bir şey üretiyoruz, ne biz şey kaybediyoruz, ne bir şey harcıyoruz. Yani tamamen ilahiden geleni kendimizle beraber bütüne de sunuyoruz. Bu kadar açık ve net. İşte zaman var. Bu zaman geldiğinde yani gerçekten seanslarda da bir zaman verir. Her an her şey, çünkü bazı insanlar gerçekten bir şey alsın diye her an o saniye gerçekleştirir. Ama bu olmaz. Gerçekten ilahi yoldan gelen zaman ona göre ayarlı bir şekilde yapılması gerekir. Olgunlaşma çünkü zamanı. Olgunlaşma zamanı o devrededir. Evet. Birebir ilahi korunma o zaman da devreye girer. Onun için bu tarihler de sürekli belirli bir aralıkta verilir. Zaten öyle bir şey ki yani o olgunlaşma devresini biz insanlar, insan olarak kesinlikle birisinin olgunlaşma zamanını veremeyiz. Birinin artık farkındalıklıdır diye bir cümle kullanamayız. Veyahut da verilmesi gereken süreci biz belirleyemeyiz. Tamamen onların belirlenmesi yine ilahidendir. Evet. Ve yine
o olgunluğun, o artık farkındalığın veyahut da bir şekilde o alma verme döngüsünün tamamlanması ilahiden gelen bir süreçtir ve onun belirlediği, takdir ettiği bir süreçtir. İşte ruhumuzun akışına burada izin vermemiz gerekir. Evet. Zaten ruhumuzun akışına izin verdiğimizde ve bütün engelleri ortadan kaldırdığımızda o kadar bir bolluk bereket içine gireriz, o kadar güzel enerjiler bizi sarar, sevgi, huzur, mutluluk, bütünsel şifa ki kendi bedenimizin düzene girmesi ki Bruno'nun kullandığı çok güzel bir kelimedir bu. Hiçbir zaman hastalık veyahut da işte bir rahatsızlık olarak bir kelime kullanmaz, bir cümle kurmaz. Düzensizlik olarak kullanır ve düzensizliğin de geçici bir süreçte olduğunu ve sonradan düzene girebileceğini ifade eder aslında. Ve ilahi düzen içinde olmamızı ve olduğumuz için ve olacağımızı istemekle zaten Einstein'de ilahiye bağlanırız. O, bu süreçte de hiç düzensiz olabilecek hiçbir şey yoktur der Bruno. Yani düzen istiyorsanız, ilahi düzen içinde olmak istiyorsanız bütün her şeyi bırakmanız gerekir. Hiçbir şeye tutunmayacaksınız. Hiçbir şey sizi engellemeyecek veyahut da aman bu olmazsa olmaz veya işte bunu şu anda yapmam lazım. Yok böyle bir süreç. Tamamen akışta kalmamız gerekir. Yani ne getiriyorsa bize yaşanması gereken önümüze onu sevgiyle kabul edip o yönde adım atmamızdır önemli olan. Direnmek bizleri yorar ve yorgun düşürür. Evet. Çünkü devamlı direnç koyarız ve baskı altında hissederiz. Biz geriye çekeriz, o ileriye çeker. Ve iki şeyin arasında kalırız, karmaşada kalırız. Aslında bizler burada bu baskıyı kendimiz yapıyoruz ve kendimize sınır koyuyoruz. Zanneder ki başkasına sınır koyarak ama asıl sınırı kendimize koyarak. Bunun farkında bile evet. Olmadan. Evet, çünkü birilerine bir şeyleri yapma dediğinde bile aslında senin onu yapmaman gerektiğinin bilincindesin. Karşındakinin yapıp yapmaması değil önemli olan. Biz o bilinçte olduğumuz için onun da yapamayacağını veyahut da yapmaması gerektiğini anlatmaya çalışırız. Halbuki yok böyle bir şey. Herkes kendi doğrusuna göre yürümesi gerekir ve tamamıyla hayrıma olacak şekilde adım atmamı istedikten sonra zaten ilahi bana onu oluşturacaktır. Tabii zaten yaptığımız Einstein'ler de bu oluşturmadır. Aslında duayı oluşturup burada duayı yaratırız. Ki bunu da unutmadan bir ekleyelim. Dünkü birliğimizde bahsettiydik. Hı hı. Bu Einstein'ler değişim dönüşüm enerjisini dengelemekle yükümlüdür. Bir de sürekli yapıldığında bir zamandan sonra negatifleri pozitife dönüştürür. Evet. Yapıldık sonra bunun enerjisini birebir daha çok hissedebilirsiniz. Birebir kendi içsel gözünüzden görebilirsiniz. İlk yapılışlarda öyle pek bir hissetmezsiniz ama süreklilik haline getirdiğinizde, yaşamınızın bir parçası haline getirdiğinizde gün geçtikçe göreceksiniz. Bir negatif olayla karşılaşırsanız, evet insansınız, o anlık etkilenirsiniz. Ondan sonra öyle bir pozitife dönüşür ki siz bile bir kutlama ya da bir negatif düşünecek olduğunuzda o hemen pozitife dönüştürülür. Siz uyarılır. Dikkat. Evet. Ve bir süre sonra zaten öyle bir korkunuzun olduğunu veya öyle bir alışkanlığınızın olduğunu unutursunuz. Çünkü sürekli sizi pozitife doğru çektiği için negatif hayatınızdan çıkar gider ve fark etmezsiniz bile. Çok nadir bir şekilde gene öyle bir pozisyon yaratılıp da o yönde bir veri geldiğinde karşınıza anlarsınız ki artık bu bende yoktur. Tamamen temizlenmiştir veya bitmiştir veya şifalanmıştır. Ki bunu birçok deneyimleyen arkadaşımız şu şekilde ifade eder. Evet benim böyle bir rahatsızlığım vardı veyahut da bir huzursuzluğum vardı ama şu anda yok ve ne zaman bittiğini de bilmiyorum. Farkında değilim. Çünkü o kadar rahat ve kolay bir şekilde bedeninizden ayrılır. Çünkü siz her gün iki defa günde Einstein yaptığınızda ve ilahiden işte korunma, yönlendirme, düzen ve ilahi yönde bütün adımlarınızın, düşüncelerinizin hayrınıza olmasını istediğinizde o plan o kadar güzel çalışır ki siz fark etmeden zaten doğruya doğru adımlar atmış olursunuz. İşte regulum da iyileşme süreci de burada devreye girer.
İlk Einstein'ler yaptığımızda dedik ya, o kristal bir alanımız vardır. Orada değişim ve dönüşüm enerjisi vardır. Dönüşüm enerjisinde iyileşme süreci olur. Orada regrowth oluşur. Ondan sonra değişim, yaşamınıza yenilikleri çekmek vardır. Yavaş yavaş çekersiniz. İlk önce kendi varlığınızı hissedersiniz. Kendi varlığınızı hissettikten sonra bütüne hizmet etmeye başlarsınız. Direkt bütüne olmaz. Önce kendimize, sonra bütüne olur. Çünkü ilk önce kendimizi şifalamamız, kendimizi iyileştirmemiz gerekir. Kendimiz iyileştikten sonra bütüne hizmet edebiliriz. Bütünsel duaya, bütünsel bolluğa, berekete daha çok adapte olabilirik ve bu bilgileri eyleme daha aktif bir şekilde sunabilirik. Zaten bu enerjisel sistemde çalışmaların tümünde de aldığımız ilahi enerji veya ilahi yönlendirme veya ilahi korunma, her neyse istediğimiz, bizden akarak bütüne yayılır. Yani dolayısıyla önce biz ondan faydalanırız ve bizden akan güzel enerjiyle bütüne veyahut da belirlenen işte çocuklara mı, insanlara mı, hayvanlara mı, doğaya mı akıp giderken bizden aktığı için biz de aynı şekilde onlarla beraber şifalanırız. Hatta önceden biz şifalanırız, sonra onlara akıtırız şifayı. İşte önce bilgiyi biz kendimiz anlattığımızda budur zaten ikimizin de. Eyleme geçirmemiz gerekir. Kendimizi hazmetmemiz, birebir sindirmemiz gerekir ki bütüne daha çok o zaman hizmet edebilelim. Tamam, ilk birer adımdan başlarız. Ondan sonra üçer beşer adımdan ilerleyerek işte öncelikle kendimize, kendimizi dönüştüreceğiz. Ondan sonra insanlara bunu birebir bilgi aktivitelerini ve ilerideki Einstein'lere de inisiyasyon edecek. Çünkü Einstein yaptığımızda ilahi enerji inisiye edilir. Uyumlanırız işte, ilahi enerjiye ve o bağlantıyı rahatlıkla kurabiliriz. Birebir. Ve Einstein yaparken her zaman biz sürekli ellerimizi açık tutarız, ayaklarımızı açık tutarız, üst üste bindirmeyiz, bağlamayız. Çünkü nasıl bir şeyi alırken birinden elimizi açarak alıyorsak, ilahiden de aldığımız enerjinin akışını ellerimizdeki, avuç içlerimizdeki çakralarla önce çekeriz. Tabii ki bütün bedenden ve tepe çakrasından da çekeriz ama yani dolayısıyla bu istiyorum, ver gibi bir tavırdır ki bu her zaman için geçerlidir. En azından enerjimizi bağlamamak adına. İşte evrendeki çekim yasası. Evet. Evet. Çok önemlidir. Nasıl bir kelime bile hemen yaratım gücü tezahür ettirilir. Aynı şey de burada da geçerli. Evrene kollarını aç diyor evren sana, ben sana bolluğu bereketi vereceğim. Evet, yeter ki almaya hazır ol. Ama teslimiyet, teslim olacaksınız. O teslimiyette gani gani yıkanacaksınız, arınacaksınız. Evet, aynı şekilde. Ve bir de Einstein'in yaparken şöyle bir şey var. Biraz önce İbrahim de bahsetti, regrowth diye bir kelime kullandı. Regrowth da aslında iyileşme sürecidir. Yani bütün bu düzensizliklerimizin şifalandığı zaman, tabii ki şifalanma döneminde bir iyileşme süreci var. Burada diyebilirsiniz hani ruhsal boyutta anda her şey gerçekleşir. Her şey anda gerçekleşir, evet. Evet, anda gerçekleşir. Ama bizim madde dünyasında bir sürece ihtiyacı vardır. Diyelim ki herhangi bir yerinizde bir yara vardır veya bir gözle görünen bir olgu vardır. O olgunun bitmesi ve kapanması, eski halini alması, evet belli bir süreye ihtiyacı vardır. Çünkü orada bir tekrardan yeni yapılanma ve o hücrelerin onarılması ve tekrar orayı düzene koyması gerekir. Halbuki ruhsal boyutta düşündüğünüz anda ve bir anda gözünüzün önüne o iyileşmiş halini getirdiğinizde ve o yönde yardım istediğinizde o orada zaten bitmiştir. Ve o istek orada kabul edildiği halde buradaki yapılanmanın yani madde dünyasında yapılandırmanın bir süreci ihtiyacı vardır. O süreç tamamlanana kadar orada onu görseniz bile hala daha orada olduğuna inanmayın. Çünkü onun artık özü esas içten temizlenmiş bitmiştir, şifalanmıştır ama gözle görülecek şekilde şifalanmasına bir süreç gereklidir. Ve orada olan bütün değişimlerin hani artık bitti gözüyle bakarak onun tamamen şifalandığını kabul etmemiz gerekir. Aksi halde o görüntüden yanılarak işte hala daha vardır, duruyor veyahut da nasıl geçti, bitmedi, gitmedi gibi düşüncelerle
yorarsanız ve içinize alırsanız, onun bitmesine izin vermezsiniz ve bitmiş olduğuna inanmazsanız tekrar geri çekersiniz. İşte bu bizim elimizdedir. Evet. Hocamın dediği gibi, evet, ruhsal boyutta her şey anda gerçekleşir. Fakat ve fakat siz ne kadar çok teslim ederseniz, o konuyu yürekten bırakırsanız, inanır, güvenirseniz Bruno Gröning'in dediği gibi, o bir kadar kaç günde erken geçer, o kadar erken biter. Ama siz şüphe ederseniz o kadar çok uzar, biter. O şüphe onu baştan filizlendirir, tohum eker. Baştan, baştan, baştan. Yaşamımızdaki yaşamış olduğumuz sorunlar da böyledir. Neden tekrar aynı sorunları ben tekrar tekrar yaşıyorum? Hem aynı geçmiş düşünce yaşam şekli altında yatır, hem kendi düşünce kalıplarınız. Onun için sürekli bilincimizi yıkamamız gerekir, kendimizi arındırmamız gerekir. Bunları es geçmeyin, bunları yapmamız gerekir. Yapıp yapmamak sizlerin elindedir. Ama mutlu, sağlıklı, dingin zihinde, pozitif bir zihinde, aktif bir şekilde yaşam sürmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekir. Zor mu? Kesinlikle zor değil. Evet, bir düşünce yapısını değiştirmek kolay değildir. Biz de bunu çok iyi bilirik. Ki şahsen konuşayım, ben de ilkten biraz zorlandım. Zorlanmadım değil ama o bilgiyi hazmettiğinizde, o bilgiyi gerçekten birebir kendi içinizde sindirdiğinizde ve yedirdiğinizde, o bilgi öyle bir yaşamınızda kalıcılık haline getirir ki isteseniz bile onu yani bozamazsınız. Çünkü o bilgiyi hazmettin, sen gerçekten öğrendin ve sindirdin. O senin yaşamının bir parçası oldu. Neyi nasıl kullanacağını sen çok iyi bilin. Evet. İşte burada öğrenmektir esas. Ezber değil ya da bir bilgiyi bilirim, bilirim bakarım değil. Sindirmektir. Eğitimlerde de böyledir. Bir şeyi alırsınız, sindirirsiniz. Onu ona göre yaşamınıza eylem adım olarak atarsınız, gerçekleştirirsiniz ve bütüne karşılık bir eylem adım olarak atarsınız. Zaten Bruno şöyle bir şey söyler ya her zaman. Yani burada bu olgunun bize gelmesi ve bedenimizde bir düzensizlik yaratılması yine bizim düşünce şeklimizden dolayıdır. Çünkü bazı şeyleri işte en küçücük bir histe, diyelim gibi bir yanma hissettik bir yerimizde. Onu tutturur da acaba nedir? Tehlikeli midir? Zararlı mıdır? Buna bir şey yapmam gerekir mi? Doktora mı gideyim? Veyahut da işte ne yapayım gibi tereddütlerle ona sürekli bir negatif yüklersek, o gittikçe büyür ve bir sorun haline dönüşür. Ama herhangi bir histe, herhangi bir duyguda veyahut da olguda, bedenimizin üstünde diye örnek verirsek, bunu gördüğümüz halde, hissettiğimiz halde, hayır şükürler olsun ki ben şifalanıyorum, şu anda o bölgede enerjinin çalıştığını hissediyorum, temizlediğini ve arındırdığını, şifalandırdığını hissediyorum, biliyorum öyle olduğunu diye kabullenirseniz, inanın ki hiçbir sorun sizde kalamaz, barınamaz. Çünkü siz onu devamlı reddediyorsunuz, gönderiyorsunuz ve şifalanmasını istiyorsunuz. Onu veriyorsunuz evrene. Şükürler olsun ki şifalanıyorum. Şu anda enerji orada çalışıyor ve beni şifalandırıyor. Bu düşünceyle gittiğinizde zaten orada hiçbir şey oluşmaz. Ve o olgu başlayacak gibi bir durumdaysa bile geri döner ve şifalanmaya başlar. İşte ilk önce kendi bilincimizi şifalayacağız. Ondan sonra yüreğimizi şifalayacağız. Ondan sonra baştan aşağı tüm ruhsal bedenlerimizi şifalamamız gerekir ki tamamıyla yepyeni bir zinde, apaçık bir şekilde yolumuza devam edelim. Yoksa bir eylem adımda baştan başlamazsak, diyerek buradan başlarsak o olmaz. Tamamen bunlar, sıfırlamak lazım. Bunlar çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Özellikle de bu yolda adım atmak isteyenler, bu yolda ilerlemek isteyenler, korumayı dediğimiz gibi almanız şarttır. %100 almanız gerekir. Çünkü negatif enerjilere daha çok açılırsınız. Çünkü farkındalığınız daha çok artar. Bana bir şey olmaz deyip girmeyin, korumayı almanız gerekir. Günün sonunda wifi gibisiniz. Bir düşünün, kendinizi koruma altına almadan başka insanı şifalamaya kalkmak, neye cesaret edip bunu sen şey yapabilin? Ondaki bütün negatifleri sen kendi içine alın. Bir düşün, ondan alacaksın, bundan alacaksın. Bu sefer onu geç, başkasını şifalamaya geçeceksin de, bu sefer sen kendi içindeki negatifi ona vereceksin. Evet. Yayıldık sonra yayılacak. Nasıl şifalayacaksın sen bu insanları? Bunu gerçekleştiremen. Öncelikle bir şifa seansı ya da bir bilinçaltı temizleme seansı yapacağımızda ilk önce kendimizi bir güzel arındıracağız. Hiç bende bir şey yoktur kimse demesin. Gün içinde birçok insandan karşılaşırız. Bunu yapmamız gerekir. Tabii. Bir güzel kendimizi arındıracağız. Dingin, kristal
bir rahatlıkta olmamız gerekir ki Einstein'lerde bunu yapılabilir. Ondan sonra neyse yapacağınız ki zaten o korumayı aldınız. Neyse yapacağınız kime seansı artık yapacağınız yaparsınız. Bu olay kapanır ki sağlıklı bir şekilde %100 olur. Evet. Zaten Bruno da bu konuda şöyle der ya, başka birinin bir düzensizliğini, bir kendi sorununu anlatmasını bile dinlemeyin. Çünkü dinledikçe ve onu okeyledikçe, evet doğrudur diye içinize aldıkça o sorun aynen sizde de oluşur. Yaratım. Çünkü onu okeyliyorsunuz ve onun doğru olduğuna kendinizi de inandırıyorsunuz. Bunun için de biz mesela bir arkadaşta herhangi birisi bir yardım istediğinde, bir Einstein yapın benim için dediğinde biz ona neyin var bile demeyiz. Sorgulamayız. Hasta mısın? Bir problemin mi var? Bir sorunun mu var? Aşamayacağın bir korkun mu var? Bir endişen mi var? Kesinlikle sormayız. Einstein mi istiyorsun? Tamam, yaparız. Ama onun ne amaçla onu istediğini bile sormayız. Sadece bütün isteğimiz ilahi korunma isteriz. Yine kendimiz için de, şahıs için de. İlahi yönlendirme isteriz, ilahi düzen isteriz. Bütünsel şifa isteriz, bütünsel bolluk bereket isteriz. Neden? Çünkü zaten o insanın ne oluyorsa hayrına dönüşmesi için yapıyoruz bunu. Yoksa başka bir şey değil. Ve bu şekilde yaptığımızda ne kendimiz etkilenip onun sorunlarını içimize alma gibi bir durum yaşıyoruz ki doğrusu da budur. Ne de o insana herhangi bir şekilde o yanlış negatif yöndeki oluşumu her neyse onu tekrar tekrar vermek için bir düşünce yaratıyoruz. Çünkü insanız ve isteyerek veya istemeyerek başka birinin yaşadığı bir sorunu ya kendimiz de ona bir yorum katarız veyahut da içimizde en azından onunla ilgili bir düşünce yaratırız ve dolayısıyla çoğaltırız. Bu şekilde hiç bilgimiz olmadığında konuyla ilgili ne bu düşünceyi yaparız ne de kendimizi ne de onu riske atmayız ve tamamen çok doğru bir yönde istek oluştururuz çünkü rahatız. Bir onun hissettiği bir duygu yoktur içimizde. Veyahut da bizim yarattığımız bir duygu yoktur. Sadece işte isteyen şahısın ismini vererek o Einstein'i yaparız ve ona hayrına olması için, onun ve bütünün hayrına olması için de ona sunarız. İşte bilinçli bir şekilde yapmamız gerekir evet. Ki Einstein'e duayı oluşturup duada bile bilinçli bir şekilde duayı gerçekleştirmemiz gerekir. Hiçbir şekilde duada Einstein'in de negatif yüklü bir kelime kullanılmaz. Kesinlikle. Sadece çok dikkat edilmesi gerekir. Hep pozitif bir şekilde olacak. Aman hastalıklardan beni korusun Allah'ım. Hiç onlara da girmeye gerek yoktur. Sadece onu diyeceğinize tüm hastanede düzensizlik yaşayan insanlar için bütünsel şifa istiyorum. Evet. Bütünsel bolluk bereket istiyorum. Bu tür tarzda dualarla bunu şekillendirebilirsiniz. Ki zaten ettiğiniz duayı Allah da bilir, ilahi boyut da bilir. O dua o şekilde evrene yayılır ve hazır olanlar gerçekten o duayı alır, kabul edilir ve iyileşir. Ki bu da bizlerin hazır olmasından çok önemlidir. Evet. Eğer bir insan gerçekten hazırsa o duaya iyileşmeye, o enerji ona uyumlanır. Çünkü bütünsel olarak bu dua edilir. O enerji dolaşır dolaşır onu bulur. Ha, illa ki derse ben iyileşmeyeceğim, ben budur dik kafalılık yaparsa o şansı o kaybeder. O zaten kendi seçimi. Kendi seçimi. Ona kimse karışamaz. O kendi öyle neyse yaşam sınavı verir gider. Bir de şöyle bir şey der Bruno daima. Hani bir insanın rahatsız olduğunu bilseniz bile ailenizdir, yakınınızdır biliyorsunuz durumunun ne olduğunu. Bunu dönüp dolaşıp nasılsın, nasıl oldun, nasıl gidiyor, iyi misin, iyileştin mi diye sorgulamayın ve o insana da bunu aktarmayın der. Çünkü bunu her sorduğunuzda o şahsa tekrardan o durumunu hatırlatırsınız ve tekrardan onun içine çekmesine vesile olursunuz. Onun için biz Einstein'ın isteyen insanlara da veya bildiğimiz huzursuzluğu olan birilerine de Einstein'ın yaptığımızda dönüp arkasından sormayız bile. İyi oldun mu? Veyahut da yaradı mı? Veya iyi geldi mi? Çünkü biliyoruz ki o iyi geldi. Bunu sorgulamaya hiç gerek yok. Bunun dışında da tekrardan o durumunu o insana hatırlatmak da hata.
Onun için hatırlatmamak adına ve o güzel enerjinin bozulmaması adına biz dönüp tekrar nasıl oldun, geçmiş olsun veya sorgulayarak onun arkasına gitmeyiz. Zaten geçti bitti. Ve tamamen bırakırız çünkü geçti bitti diye bakarız olaya. Bu şekilde bakmazsak zaten hiçbir yaptığımızın faydası olmaz ki. Yürütmenin bir anlamı yok. Evet. Yaptın geçti bitti. Onun için yani siz olun, çevrenizde bir rahatsızlık geçiren veya bir huzursuzluğu olan insana da yürüyüp durup onunla ilgili sorular sormayın. Çünkü bu tamamıyla o insanı daha da dibe çekmeye sebep olur. Ve hiçbir zaman ona yardımcı olmazsınız. Bilakis onun daha da diplere düşmesine vesile olursunuz. İyi yönde söylemeniz gereken bir şeyler varsa onu motive edecek, iyi olduğuna inandıracak, gerçekten şifalandığını hissettirecek sözleriniz varsa buyurun söyleyin. Çünkü ona faydası olan cümleler onlardır. Çünkü burada çekim yasası evrende devreye girer. Evet. Hemen de mıknatıs gibi yapışır. Anında. Anında hiç, yani hiç kaçarı yoktur. Şaka bile yapsanız o şaka evet. Hemen gerçekleşir. Yapmayın, şaka onun yapılmaz. Onun için iyi şeyler konuşalım, iyi şeyler paylaşalım ve bunun iyi olması için adımlar atalım. Yoksa herhangi bir şekilde işte nasılsın, iyi oldun mu, şuran nasıldı, bu nasıl olduydu, bunu nasıl gerçekleştiydi, bunu tekrar tekrar anlatmanın, söylemenin veyahut da anımsamanın veya anımsatmanın hiçbir faydası yok, zararı var bilakis. Bilakis onu tekrarlattırır. Evet. T'yi bir baştan ve saralım. Ve tekrar içimize almamızı vesile olur. Onun için uzak durun bu tür şeylerden. Hiç de kimseye İlla ki geçmiş olsuna gideceğim veyahut da şunu yapacağım diye uğraşmayın. Giderseniz de en azından bunlardan bahsetmeyin. Şifa olsun deyin, başka şeylerden bahsedin. Onu rahatlatacak, onu motive edecek, onu kendine getirecek cümleler kullanın. Dibine darı eker derler ya. Evet. Yani o şekilde sorgulayarak ne olduğunu anlamaya çalışmayın. İşte yani biraz insanlar da her şeyin dibine darı ekecek, her şeyi öğrenecek. Ne oldu, ne etti? Ama işte bunlar yanlış yani böyle alışılmış bir düzen. Hani o da belki iyi niyetinden, tabii iyi niyetinden hani yapar. Yardımcı olayım bir şey evet, ister bilmeden. Misin gibi. Ama bunlar daha çok böyle iyi niyetle daha neler yapabiliriz sorgularıyla ulaşması lazım. Yoksa ne olduğu zaten oldu bitti. Yani onu araştırmanın, soruşturmanın, öğrenmenin bir kıymeti yok. Faydası da yok. Tabii kimse bunu bilerek yapmaz abi, bunu belirtelim. Mutlaka. Bir kalıp doğrultusunda yetiştirilip büyütüldüğümüz için bu kalıptaki bilgileri de eyleme dökmek tabii bize kalır. Onun için biz de belirtilen kalıptaki düşünce, duygu ve düşüncelere nazaran bu adımları atarak ama insan gerçekten bilincini keşfetmeye başladığında, özellikle de kendini keşfetmeye başladığında bir yerden sonra kullanmış olduğu kelimeler anlamlılığı, yeterliliğini kaybeder. Çünkü anlar onun yanlış olduğunu. Bir kelime söylersiniz, durup düşünürsünüz. Ben bu kelimeyi niçin söyledim? Bu kelimenin bana ve hizmetime bir amacı yoktur. Çünkü o kelimenin altında yatan gerçek anlamı keşfedersiniz. İşte Bruno'nun söylediği de odur ya. Yani bir kelimeyi konuşurken, hatta düşünürken bakın bakalım der size veya karşınızdakine iyi yönde hizmet edebiliyor mu? Eğer etmiyorsa veya etmeyeceğine kanaat getirdinizse bu düşünceyi yaratmayın. Olgunlaştırmayın veyahut da söylem haline getirmeyin. Çünkü söylediğiniz, ürettiğiniz zaman beyninizde düşünce şekline getirdiğiniz zaman zaten üretmişsinizdir. Ama bir de dile getirmek, bir de karşınızdakini duymasını sağlamak ve bir de onun enerjisinin üstüne yüklemek çok çok daha büyük bir hale getirir. İşte geçen güçlendirir. Onun için yapmayın der. Unutun gitsin, hiç sarf etmeyin ve siz de düşünmeyin. İşte geçen haftanın konusundan bir yerde bağlam yaptım. Dedikodu da bir kötülüktür. Aynen. İşte burada mesela bir olay yaşarsınız, direkt onu yaymayın. Yaymak bize kalmaz. Bırakın onu çünkü yaylık sonra o durum daha çok bir şekilde enerjisi güçlenir. Yayılır, güçlenir ve size zarar verir. Ki yayana zarar verir. Tabii. Çünkü sen yaydın, sen zararını alın. Onun yükünü tekrar sen kendin çekersin çünkü. Yani onun o kabullenemediğin, çünkü kabullenemeyen bir şey yayılır veyahut da söylem haline getirilir. Kabullenmediysen ve bir şekilde affetmediysen veyahut da bir şekilde sevgisizlik hissediyorsan o senin için tamamen bir yüktür. Onu bitirip
tamamen temizleyip arındırana kadar çalışma yapman veyahut da oturup Einstein'ı yapman gerekir. Ki Einstein en kolay şekilde bırakabileceğimiz bir yöntemdir. Çünkü ne bir teknik ister, ne bir sembol ister, ne bir ayrı düşünce şekli ister. Sadece doğru yönde istek ve ilahiye tamamen teslim etmek ve sizden onun tamamen bırakılmasını sağlamaktır önemli olan. Evet, işte denge sorunu yaşamamamız için pozitif bir zinde evet. olmamız gerekir. Her zaman için. Her zaman için. Bu sadece geçici bir müddetlik için yapmayın. Gerçekten insan yani baktığında da pozitif bir düşünce tarzına sahip olduğunda yaşama çok farklı bir gözden bakar. Zaten Bruno hep der ya, yani tamamen sınırları bırakın, tamamen kısıtlamaları bırakın, tamamen yapamam, edemem, yani olumsuz gelen her kelimeyi kafanızdan çıkarın. Çünkü bütün yapamadıklarınız, bütün ulaşamadıklarınız, bütün başaramadıklarınız, bütün isteyip de bir türlü oluşturamadığınız her şey tamamıyla sizin zihninizden kaynaklanır. Anı yaşayın, gerisini boş verin. Evet. 5 dakika öncesini bile geri hiçbir şekilde alamazsınız. Onun için düşünün bunu, çok düşünün söyleyeceğimi. Bir sorunun içinde bile bir sıkıntı yaşıyorsanız orada kendinizi boş boşuna zamanınızı ve vaktinizi o sıkıntı için harcamayın. Yalnızca Allah'a bırakın ki gerçekten koşulsuz bir şekilde Allah'a bıraktığınızda o sorun kendiliğinden şifalanacak. Kendinizi ve zamanınızı boş boşuna harcamayın. Bazılar der mesela hayatı hiç mi ciddiye almazsınız? Alıp da ne yapacaksınız? Gerçekten alıp da ne yapacaksınız? Evet, dünyevi alemde de yaşarık. Bir takım sorunları kafamıza takmayacak. Yalnızca almamız gereken bir takım önlemler vardır. İnsanlık tabii ki de o önlemleri alacak. Ama gerisini o kadar çok kafaya takmayın. Bu insanların daha çok bu hayatı ciddiye almalarının bir nedeni de yaşamlarını kalıcı hale getirdikleri içindir. Yani hiç bitmeyecekmiş gibi bir yaşam tarzı vardır. 5 dakika sonrasında bile garantisini hiç kimse veremez. Bir de kalıplara tutundukları çok içindir. Kalıp. Çünkü o kalıplarla birileri gördüğünde ne diyecek, nasıl bakacak, nasıl yorumlayacak veyahut da hani belli bir gösterisi var, göstergesi var ya insanların, onun dışına çıkmak istemez. Çünkü başka birinin onu "aa ne oldu" gibi bir sorgulamaya alacağını zanneder. Yani bütün bunlar kalıplaşmış şekilde bizi kısıtlar. Ve işte belli bir şey haline getirir. İşte herkesin yaşantısı kendinedir. Kimse kimsenin hayatına karışmasın. Kimse kimsenin hayatında ilgi odağı haline getirmesin. Hayatımızdaki kahramanlar bizik. Evet. Neye ne gözden bakarsak, Mevlana dediği gibi, aynaya ne gözden bakarsan onu görürsün. Onu görürsün. Gül hayata, hayat da sana gülsün. Negatif bak, negatif bir şekilde sonuç al. Bu böyledir yani. Gerçekten birebir varsa bugüne kadar yaşayan, hayatı ciddiye alıp bir takım şeyler gerçekleştiren, kendini yıpratmadan gelsin, bize de kendini göstersin, biz de bilelim. Bu böyledir yani, her şey öyle negatiflere yormanın bir anlamı yoktur. Zaten gelip geçici bir dünyadayız. Yani, tamam bazılarımız uzun ömürlüdür, bazılarımızın ömürleri kısadır, bunu Allah bilir ama önemli olan günü gün yaşayıp anı yaşamak ve bir sonlandırmak. Fakat öyle bir şey ki, gerçi zamanımız da doluyor. Öyle bir şey ki uzun yaşamak veyahut da kısa yaşamak değil önemli olan. İşte o yaşamı dolu yaşamak. Sevgiyle, isteyerek ve gerçekten yani yapmak istediklerinizi yaparak yaşamaktır. İşte anı yaşamak. Anı yaşamak. Çünkü 100 yıl yaşamışım ama hep böyle bir küskünlük, bir bıkkınlık, bir yaşanmış yani sevgisizlik içinde yaşamışım. Ne fark eder ki? Daha iyi kısa bir süre yaşa ama dolu dolu sevgiyle, huzurla ve barış içinde yaşa. Kendinle de barışık ol. İşte önemli olan bu. Her zaman söylediği bir söz vardır bana. Anı yaşamak özgürleşmenin bir bütünüdür. Aynen. Evet. Baş melekler böyle söyler. Evet, son sözlerini alalım, bitirelim. Sevgi ve ışıkla kalın. Görüşmek üzere. Evet, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz ve haftaya buluşmak üzere diyoruz.